kızmasan da sen bende. Altını açacağım ben senin. Kızma sen bana. Luna mı? Luna mı? Sadakatsiz dizisinin deryası Özge Özder, geçen Şubat ayında kucağına aldığı bebeği Luna ve annesiyle Levent'te görüntülendi. Özge Hanım merhaba, nasılsınız? Ne kadar tatlı. Selamlar. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyiz, nasıl olur? Siz nasılsınız? Gezintiye çıktınız demişti. Vallahi evet, şöyle bir yürüteyim dedim. Nasıl efendim? Nasıl gidiyor? Sağlığı iyidir inşallah. İyi, nasılsınız? Çok iyi. Çok şükür. Siz neler yapıyorsunuz efendim? Nasıl geçiyor bu süreç? Vallahi ben setteyim. Sette olmadığım zaman zaten bebekliyim. Evde hiç çıkmıyorum. Öyle kendi bahçemiz işte biliyorsunuz buralarda evet, oturuyoruz. Evet. Kendi bahçemizden şöyle sokağa bir turlamaya çıktık. 43 yaşındaki Özder ilk kez kutlayacağı anneler günü öncesi yaşadığı büyük mutluluğu ifade etti. Sağlıkla geldi, en önemlisi oydu. Sağlıkla gelmesi çok mutlu olduk tabii ki. Anneler günü yaklaşıyor ya şimdi mesela. Evet. İlk anneler. İlk anneler gününüz. Nasıl, evet, neler hissediyorsun mesela bununla alakalı? Valla yani ben anne diyeceği günü çok sabırsızlıkla bekliyorum. Benden çok kıdemli anneler var tabii, ben daha çok taze anneyim ama evet. Yani insan bu kadarıyla bile ne kadar kutsal, muhteşem bir şey olduğunu hissediyor. Ama herhalde sonrasında bir de konuşunca, anne deyince çok daha başka olacak herhalde diye düşünüyorum yani. Ayaklarınız yerden kesmiş zaten. Tabii ki. Öyle olmaz olur mu? Tabii. Her zaman. Doğum sonrası dizi setine sadece bir ay ara veren Özder'in kısa sürede formuna kavuştuğu görüldü. Bu arada da geri döndünüz diziye. Hayırlı olsun Sadakat'e tekrardan. Teşekkür ederim. Evet, nasıl 4 oldu? Hafta içinde geri döndüm. Evet, maşallah. Kilolar falan da bayağı gitmiş. Vallahi yani zaten şöyle bir şey, 15 kilo almıştım. Doğumdan eve döndüğümde anladım ki birçoğu hipertansiyondan ötürü olan bir su toplanmasıymış. Bir hafta sonra sadece 5 kilo fazlam vardı. Şu anda aynı devam ediyor. Yani 5 kilo fazlam var. O da zaten bu işte yeni doğum yapan herkesin olduğu gibi karın, bel ve göbek bölgesinde. Özge Özder kızına anne sütü verdiğini söyledi. Bu da anne sütü. Devam ki. Geceleri emzirmeye, sabahları emzirmeye, gün içinde biberona devam ki. Yiyeceğimden falan hiç kesmiyorum. Çünkü süt verdiğim evet. için şu anda anne sütüyle beslendiği için. Ben yiyorum normal. Artık o kilolar ne zaman giderse. Ünlü oyuncu Sadakatsiz dizisinin sezon finali tarihini açıkladı. Final tarihi belli oldu mu diziyle alakalı? Valla benim bildiğim kadarıyla biz yani Haziran'da da ekranda olacağız. Pardon, Haziran'a kadar ekranda olacağız herhalde. Öyle zannediyorum yani. Yapımcılarımız daha iyi bilir tabii. Benim bildiğim yani 5 bölümümüz falan daha var herhalde. Özder, eşi Sinan Güleryüz ve annesinin bebek bakımında kendisine çok yardımcı olduklarını belirtti. Zor olmadı mı bu süreçte? Şimdi hemen çocuktan sonra tekrardan diziye döndüğümüzde siz olamadı mı? Yani yapım şirketim sağ olsun çok yardımcı oldu. Eşim ve annem de çok yardımcı oluyorlar. Benim evde olmadığım zamanlarda annem ve eşim biberonla benim sütümü veriyorlar. Evet, sete pompayla gidiyorum. Evet. Benim takipçilerim az çok fark ediyordur yani. Tekirdağ İstanbul'da daha zor olmuyor mu? Tekirdağ'da çekmiyoruz biz. Ha, burada, İstanbul'da çekiyoruz tabii. Yok, Tekirdağ olsa yapamazdım herhalde. Evet. Ama ya İstanbul'da da işlerimi hani böyle 2-3 günde halledebildiğim için sette bu hafta 4 gün çalıştım. Bazen 5'e çıkıyor ama çok nadiren oluyor. Ünlü oyuncu Sadakatsiz dizisinin başarı sırrını anlattı. Doğru insanların bir araya gelmesiyle alakalı bir konu bu. Yani doğru insanların, doğru kastın, doğru senaryonun doğru zamanda seyirciyle buluşmasıyla ilgili bir konu. Bence evet. Ben ona bağlıyorum ama ben artık biliyorsunuz yıllardır ekrandayım. Evet. Yani bir şey okuduğumda az çok onun başına ne gelebilecek, seyirci nasıl tepki verecek az çok anlayabiliyorum. Yani çok güzel bir uyum oldu galiba. Cansu Hanım, işte... Evet. Caner Cindoruk. Kenan Ece. Herkes çok çok iyi. Yani ben çok beğeniyorum kadromuzu. Bir Melis Sezen galiba son dönemin hani öne çıkan oyuncularında. Evet. Geri kalan hep böyle eski, deneyimli, kıdemli. Evet, evet. Ama Melis'in de çok güzel evet, işleri çok, var. Evet, çok başarılı. Çok güzel kendisi işleri de. Var. Özge Özder'e koronavirüse yakalanan Sadakatsiz dizisinin Haluk Güçlüsü Burak Sergen'in sağlık durumu da soruldu. Burak Sergen'in oğlu Cansın Sergen son olarak sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı. En kısa zamanda yoğun bakımdan da çıkarılacak. Durumu iyiye gidiyor." demişti. Bir de Burak Bey'i sorsam, Burak Sergen'i biliyorsunuz
Burak abi evet hastanede. Entübeden çıkarmışlar galiba, odaya alacak. Evet. Var mı sizden bir haber alalım onunla alakalı? Valla biz sürekli zaten irtibattayız yani. Bizim ekibimiz sürekli onun yakınlarıyla, menajeriyle irtibat halinde. Onlar size ne duyuruyorlarsa bize de o kadarını evet. duyuruyorlar zaten. Özder yaz aylarını ailesiyle Bodrum'daki yazlıklarında geçireceklerini sözlerine ekledi. Direkt Bodrum'daki eve kaçacağım. Öyle mi? Annem, ben, üç köpeğimiz, Sinan, yani zaten biz tatile gitmiyoruz, göç yaşıyoruz yani. En son haberlerde falan gördünüz galiba değil mi? Bodrum sayı çok şey olmuş yani. Evet gördük ama bizim evimiz orada yani. Evet, yapacak da çok da fazla bir şey yok. O zaman yazın baba görüşürüz. Sonuçta da evi olanlar gidiyor, insanlar sokakta kalmıyor ki. Evet canım. Evi olanlar, otele gidenler.